Hola, merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü videoda gustar fiilinden bahsedeceğiz. Gustar fiili Türkçe'de beğenmek, hoşuna gitmek, sevmek anlamları var. Şimdi gustar fiili İspanyolca'da iki şekilde kullanılabilir. Bir şeyi beğenmek anlamında ya da bir şeyi yapmayı beğenmek, sevmek anlamında kullanılabilir. Şimdi öncelikle gustar fiili prezente göre çekimleyelim. Birinci şahıs tekil. Gusto. İkinci şahıs tekil. Gustas. Üçüncü şahıs tekil. Gusta. Birinci şahıs çoğulda. Gustamos. İkinci şahıs çoğulda. Gustais. Üçüncü şahıs çoğulda. Gustan. Okey? Gusto. Gustas. Gusta. Gustamos. Gustais. Gustan. Evet, gustar fiili diğer fiillere gibi çekimledim. Yani bütün şahıslara göre çekimledim. Fakat çok önemli bir şey var burada. Gustar fiili diğer fiiller gibi değil. Farklı bir fiil oluyor. Farklı bir sistemi var. Şimdi onun sistemi şudur. Gustar fiili kullanabilmek için bize e, kişi zamirlerin yönelme halleri lazım. Yönelme halleri derken şunlar oluyor. Bir liste yazacağım burada. Amime bana. A te sana. A el le ona erkek şekli. A ella le ona kız şekli. A le size kibar konuştuğumuz zaman yani kibarca resmi konuştuğumuz zaman a le dememiz gerekiyor. Ondan sonra çoğulara geçiyoruz. A nosotros ya da a nosotras nos bize. A vosotros, a vosotras os size. A ellos les onlara erkek bir grubu ya da karışık erkek bayan grubu. A ellas les bayan bir gruba ait oluyor. Yani onlara ve a ustedes les sizlere yani size çoğul olunca resmi konuşurken kullanılırdı. Bunlar kişi zamirlerin yönelme halleri oluyor. Tamam mı? Şimdi bize bunlar lazım. Ben size e, komple hallerini söyledim. Yani uzun haller işte a, mi, me. Normalde cümlelerde sadece kısa hallerini göreceksiniz. Yani me, te, le, nos, os, les. Okay? Ama bize halleri de bilmek lazım. Tamam mı? Şimdi çok önemli bir noktaya geldik. Bizim etrafımızda olan her şey, herkes yani canlı ya da cansız bir nesne olsa da üçüncü şahıs tekil ya da çoğul oluyor arkadaşlar değil mi? Yani biz genelde günlük konuşmalarda hep üçüncü şahıslardan konuşuyoruz. Yani canlı ya da cansız nesne olsa bile. Ya mesela anahtar nerede soruyoruz. Yani anahtar o oluyor değil mi? Yani üçün şahıs oluyor yani ben sen biz siz değil yani o kitap kitaplar diyoruz yani kitaplar masada mesela yani kitaplar onlar yani oluyor yani demek istiyorum ki biz genelde yani üçün şahısları kullanıyoruz ve buna çok odaklanmalıyız üçün şahıslara tekili ya da çoğulu ve bir şey beğeniyorum derken yani ben bunu şunu onu beğeniyorum çiçeği beğeniyorum kitabı beğeniyorum ya da işte müziği beğeniyorum vesaire. O yüzden gustar fiilin gusta, üçüncü şahıs şeklini kullanıyoruz. Gusta ya da gustan yani tekil veya çoğul hali gusta ya da gustan. Cümle içinde nasıl kullanıyoruz? Şimdi görüyoruz. Mesela me gusta la leche. Me gusta la leche. Yani ami me gusta uzun hali ami me gusta ama böyle konuşulmaz genelde me gusta sadece deriz. Me gusta La leche. Leche süt demek. Ama sütü beğeniyorum. Sütü seviyorum. Yani süt hoşuma gidiyor. Yani sütten hoşlanıyorum gibi. Yani güzel geliyor bana. O yüzden sütü belirtmem lazım. Article getirmem lazım. Yani el, la, los, las artıklar gelecek nesne yerinde. Okey? Yani me gusta la leche. Okey? İki. Me gusta la casa. Yani evi beğeniyorum. Ev hoşuma gidiyor mesela. Tamam. Me gusta el pan. Me gusta el pan. Yani ekmek hoşuma gidiyor. Me, me gusta la canción. Şarkı hoşuma gidiyor. Tamam mı? Şimdi bu gidiyor. Benim hoşuma gidiyor. Değil mi? Yani ne müzik, şarkı, e, ekmek ve Ya ev senin hoşuna gidiyor demek istersek A ti te uzun hali yani te gusta la casa te gusta la casa. Yani a ti te gusta la casa. Kısası te gusta la casa. Ev senin hoşuna gidiyor. Evi beğeniyorsun. Okay? Mesela a ella le gusta el hotel. A ella le gusta el hotel. O oteli beğeniyor. Mesela. Ee, şimdi o bayan burada. Ella. Mesela ella yerinde annem desem. Yani annem oteli beğeniyor. O zaman nasıl olacak? A mi mamá le gusta el hotel demem gerekiyor. Burada kesinlikle a kullanmak şart. Yani ay kullanmamız gerekiyor. A mi mamá le gusta el hotel. Okay? A mi papá le gusta el reloj. A mi papá le gusta el reloj. Babam saati beğeniyor mesela saat babamın hoşuna gidiyor gibi. Tamam. Şimdi çoğu yapsak eğer ne oluyor? Çoğulda da aynı şekilde e, cümle kuruluyor. Çiçekler benim hoşuma gidiyor desem, ami uzun haliyle yapsam, ami, ami me gustan las flores ya da me gustan las flores. Çiçekler benim hoşuma gidiyor. Yani çiçekleri beğeniyorum demiş oluyorum. Okay? A ti te gusta las flores, çiçekler senin hoşuna gidiyor. Yani çiçekleri sen. Olumsuz şekli şöyle olacak. Ami no me gusta la leche. Ami no me gusta la leche. Ya da kısa haliyle no me gusta la leche. Yani ami'yi kullanmasam da olabilir dedim. No me gusta la leche. No nereye geldi? E, yönelmenin başında, yönelme halinin başında. Tamam mı? Yani no me gusta la leche. me gusta el color azul. Mavi rengini beğenmiyorum. Mesela yani no me gusta el color azul. Mavi rengini beğenmiyorum. Aynı anlama geliyor. Tamam mı? Halini kullansak eğer e, biraz sanki vurguluyormuşuz gibi oluyor. Yani o yüzden İspanyollar genelde kısa halini kullanmayı tercih ederler. Şahısla bir örnek versek de şöyle olur. Papa no le gusta la silla. A mi papa no le gusta la silla. Babam sandalyeyi beğenmiyor. Tamam. Bu videonun ikinci kısmına geldik. İkinci kısmı burada e, fiil kalıbından bahsedeceğiz. Yani gustar kalıbı diyelim buna tamam mı? Gustar kalıbı nasıl oluyor? Gustar yapmak için bize üç şey lazım. Bir, yönelme hali. Me, te, le, nos, os, les. iki Gustar fiilin üçüncü şahıs şekli prezente göre mesela biz yapacağız. Gusta Ve üç olarak fiil. Yani bir fiilin master halini kullanacağız. Fiillerin master halleri İspanyolca'da nasıl oluyordu? Son harfleri ar, er ya da ir oluyordu. Tamam mı? Şimdi bunu örnekle anlatalım. 1 me gusta bailar. Me gusta bailar. Dans etmeyi seviyorum. Okay. Dans etmek hoşuma gidiyor gibi. Dans etmeyi seviyorum. 2 a ti te gusta cocinar. A ti te gusta cocinar. Ya da sadece te gusta cocinar. Yani yapmayı seviyorsun. Yemek yapmak senin hoşuna gidiyor demiş oluyoruz. Tamam mı? El le gusta dormir. A el le gusta dormir. A mi seviyor. Uyumak onun hoşuna gidiyor. Benim bir mama le gusta leer. A mi mama le gusta leer. Annem okumayı seviyor. Tal yapmak için de aynı şekilde e, no me gusta diye devam edecek. Mesela no me gusta baylar. Bana hoşuma gitmiyor. Bakmak için ne yapıyoruz? Te gusta bu tonlama şeklini değiştiriyoruz. Ve ne diyoruz? Te gusta pasinar. Yani yemek yapmayı sever misin? Ya da yemek baylar. Dansı sever misin? Dans etmek hoşuna gider mi? Bugünkü videonun sonuna geldik. Yani bir bölümden oluşuyor. Lütfen dikkat ile izleyin. Tekrardan izleyebilirsiniz. Not alabilirsiniz. Örnekler yazabilirsiniz. Hatta yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben sonra kontrol edeceğim onları. Ve e, çok teşekkür ediyorum. Sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nos vemos. Ciao.